Bir Anı Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 68. Bölüm Hazırlayıp sunan Ben İsmail Yağcı Abdülhamit Han 1917 senesi 1 Mart günü Beylerbeyi Sarayı'nda mahpus vaziyetteyken 9. senesinde mahpusluğunun göz altında bulunmasının senesindeyken bir hatıra defteri bu mus musahibiyle beraber söyler ve ona yazıttırır. Padişahlarda bu usuldür efendim. İlla yani padişahın okuması yazması yoktu herhalde falan deme saçmalığına da maalesef biz okullarda böyle bu sözlere muhatap olduk ama artık bugün bu sözleri edenlerin yüzüne paçavra gibi bu sözler çarpılır. Evet. Ve 93 Harbi'nin kaybıyla arkasından Yunan Harbi başarısı ve daha sonraki Balkan Harbi'nin kaybedilmesi, 1 ve 2. Balkan Harplerinin kaybedilmesi hususlarını Abdülhamit Han teker teker ordu kuruluşlarıyla ordu personelinin birbirlerine olan muhabbet, bağlılık veya iftirakı birbirlerinden ayrılmaları nın sebep olduğunu açık açık söylüyordu ve adalet mülkün temelidir diyordu. Osmanlı orduları gittikleri yere adalet yerine zulüm götürseydi bu imparatorluk kurulmadan daha çekirdek haline gelmeden de parçalanırdı. Adalet meşruiyetin temelidir. Sen gel otur oraya bir ihtilalle e, adaletle mi geldin yok ben bu memleketin kötüye gittiğini gördüm geldim oh ne ala memleket yarında ben peki elime silah alır adamlarımı toplarsam bu böyle değil de şöyle olacak dersem yani hükümet öyle her aklına esenin e, üç beş silahlıyı etrafına toplayanın gelip oturacağı bir makam değil ki öyle olanların hepsi gittiler efendim öyle Anadolu'yu kasıp kavuran celali isyanların hepsi geberip gittiler sonunda. Meşruiyet hükmetmenin mesledidir, temelidir. Kuvvet meşruiyetin müeyyidesidir. Yani bu cümleleri Kur'an bir Abdülhamit Han'a diyebilir misiniz ki ya bu hiç edebiyattan, tarihten falan filan yazışmadan anlamıyor diyebilir misiniz? Bu halde kuvvet meşruiyete hükmetme adalete dayanmalıdır. Bir defa bir makama geldiyse oraya meşru bir şekilde geleceksin. Öyle imtihan sorularını çalarak adamını bularak kağıtlarda değişiklik yaparak gelip de bir yere komutan olursan işte o komutanın olduğu kimsenin düzenlediği bir harekat böyle tepelerine yeri gelince geçe verir demek istiyor Abdülhamid Han. Yani bir yere geliyorsan, bir makama geliyorsan meşruiyet çerçevesinde geleceksin. Birisine şirin görünerek, birisine rüşvet vererek, birisine tatlı sözler söyleyerek, birisinin özel işleriyle uğraşarak o makama gelenleri bizim gibi aksak saçlılar, aksakallılar çok gördüler. Elbette ki Abdülhamit Han hepimizden fazla görmüştür. Çünkü kendisine makam mevki almak için gelenlerin haddi hesabı yoktu. İşte burada Abdülhamit Han hep meşruiyete baktı. Evet meşruiyetsiz kuvvet kullanmaya kalkarsa yıkılır. Adaletsiz hükmetmeye kalkarsa yıkılır. Yıkılmazsa zalimler zümresine girer. Ordu kuvvetini gayesine uygun kullanıyorsa meşrudur. Gaye dışına kayarsa ben işte filan kanunun filanıncı maddesine göre bu idareye sahip çık için geldim derse bir dakika arkadaş. Burası devlet bir devlet. Bu devletin idarecileri nasıl geliyorlar? İşte şöyle şöyle seçimlerle geliyorlar. Sen peki bu yoldan geçtin mi? Ama o seçimle gelenler bu işi yürütemiyorlar. Evet, ben çok memleket severim. Biz bunların 27 Mayıs'tan itibaren nicelerinin memleket severim diyerek ortaya çıkanların neleri sevdiklerini çok yakıyla gördük. Daha öte bir şey söylemiyorum. Çünkü Abdülhamit Han'ın hatıralarını biz sizlere anlatmak durumundayız. Ama ufak tefek de böyle gelip takıldığı yerde onu 100 sene sonra da doğrulayacak hadiseleri biz de görmüşsek biz de bunu şahit tutabiliriz. Hakkımızdır o da bizim. Belki bazı şeyleri yakar, yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır. Meşruiyetsiz gelen. Ve maalesef bu enkazın altında bazen 600 yıllık bir devlette kalıp hak ile yeksan olur, yıkılır diyor Abdülhamit Han. Oldu mu? Oldu. Oldu. 28 Mart 1917 Beylerbeyi Sarayı. Böyle tarih hatmış efendim her günkü şeyine. Hatırıma gelmişken şunu da kaydedeyim. Düşmanlarım benim sansür memurlarımdan çok şikayet ettiler. Ben evham ve korku içinde yaşarmışım da bu yüzden pireyi deve görürmüşüm. Hep öyle demediler mi efendim? Evham, evham, evham bunu yerlisi yabancısı. Herkes böyle söyledi. Niye? Çünkü bu iftirayı millet o kadar çok yapıyor ki, bir şey iftira da olsa, yalan da olsa çok söylene söylene hakikatmiş gibi herkes tarafından benimsenebiliyor. Şimdi bu iftiranın muhatabı olan Abdülhamit Han söylüyor bunları. Benim memurlarım da böylece gazetelerin haberlerini, yazılarını anlaşılmaz hale koyarlarmış. Memurlarıma emir vermişim. Git şu haberi çıkmadan önce gör. Onları şöyle şöyle düzelt, öyle yayınlansın. Şimdi yeri geliyor bazı memleketlerde iki satır yazı yazan yazarların bile kalemini kırıp maaşını kesip atıyorlar işte niye böyle yazdın arkadaş diye. Varsan baksan o işten atılan yazar da Abdülhamit Han için nice kalemler oynatmıştır. Şöyle yaptı böyle yaptı işte yazarlara, çizerlere karıştı diye. ya ne oldu? Kendi eli de patladı arkadaş. Hayır. Abdülhamit Han isyan ediyor. Hayır. Ben evhamlı olmamaya dikkat ettiğim kadar gafil olmamaya da dikkat ettim. Uyanık bulundum. Önüme bir mesele geldiği zaman onun çeşitli alternatiflerini düşünmek mecburiyetindeydim. Çünkü gaflet evhamdan daha büyük zarar getirir. Evhamda korkarsın bir şey yapmazsın. Ama gaflette çok büyük bir tehlikeyi durduramazsın. Gafletine gelmiştir. Mekteplerimde okuttuğum Avrupa'ya cebimden parayla gönderip dünyayı tahsillerini sağladığım insanların bazıları kabilesiz çıkıyorlar. Avrupa'da neye bakıp neyi görmeleri gerektiğini kestiremedikleri için memlekete zararlı fikirlerle dönüyorlardı. Abdülhamit Han'ın kesesinden okuyan, onun cebinden çıkan parayla okuyan kimse döndüğünde aşırı bir Abdülhamit Han düşmanı oluyordu. İşte bunlardan birisi Mahmut Şevket Paşa'dır. Selanik'ten hareket ordusuyla gelip İstanbul'u basan kimse Abdülhamit Han'ın parasıyla Almanya'da mektep okudu. İstikamcılık okudu. Gelince de birçok tabiyeler yaptı ama sonra paş olunca da beni gönderen Abdülhamit andı demedi. İstanbul'u basmaya geldi. İttihatçıların, İttihatçılar da Alman masonlarının, mason hocaların emriyle. Kendilerini yanlış yetiştirdiklerinden dolayı cezalandıramazdım. Adam gitmiş gelmiş ama zehirlenmiş. Ama başlarına da yanlış yetiştirmelerine izin vermek hakkım değildi. Ben bu adamlara görev verirsem, Avrupa'dan getirdiği zehirli fikirlerle onları da zehirleyeceklerdi. Ona da müsaade etmezdim. Bir küçücük kasabamızda 150'den çok gayrimüslim varsa, orada kaymakamın ve memurların gayrimüslimlerden seçilmesini, adaletin icabı görüyorlardı da koskoca 250 milyonluk Hindistan'ın İngiliz parlamentosunda bir tek temsilcisi olmadığını düşünmez, akıllarından geçirmezlerdi bizim bu okuyanlarımız. 150 nüfuslu, gayrimüslim nüfusu 150 olan bir yerde, aman burada belki de 2000 tane de Müslüman var, aman burada da gayrimüslimleri temsil edecek birisi bulunsun, kaymakam biraz da gayrimüslimlerden olsun diyen Mithat Paşa bunların başında gelir. Efendim memurları böyle kaymakamı onlardan yapan kimseler hiç düşünmezler ki diyor. Hindistan gibi 250 milyonluk nüfus olan bir yerde İngiliz parlamentosunda bir tane Hintli göremezsiniz diyor. 250 milyonu temsilen bir kişi. İngiliz buna müsaade etmez. Çocuğuna bile etmez. Dedik ve 69. bölümü burada noktaladık. 70. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.